Muşem Ege, reklamcıyım. Böyle ortaokul yıllarında reklamcılığı kafasına koymuş ideal kişilerden biriyim diyebilirim. İstanbul'da yaşıyorum. Orada 8 yıl önce kurduğum bir kreatif reklam ajansım var. Kendi kurallarımla işletebileceğim, kendimi müşteri yerine koyabileceğim bir aslında dünya kurgulamaktı. İletişim sektörünü seviyorum. Sanıyorum ki mutlu olduğum yerdeyim. Şu an Aydın'ın Çin ilçesindeyim. Aslında böyle haritada benim çok hakim olduğum bir yer değildi. Ben ve aslında çevremdeki insanların belki çok zaman geçtiğimiz bir yerde ama babamın zamanında zeytin fabrikası olarak kurduğu şu arkamdaki bina zamanla alan genişleyerek burada 20 dönümlük bir araziye doğru evrildi ve evrildiği süreçte de hikayesi değişti. Güzel insanların geleceği, konforlu bir alan yaratmak istedi. Derken burası bir etkinlik alanına dönüşmüş oldu. Kendi vizyonu ve aldığı eğitimlerle başarı hikayesini yazdı. Ve bu serüvende asıl kahramanlarının ailesi olduğunu da vurguladı. İşte Burşem Ege'nin başarı hikayesi. Valla öncelikle bence başarı hikayeleri anne babayla başlıyor diyebiliriz. Bizim kardeşim ve benim de kız kardeşim. Başarı hikayemizin kahramanları onlar. Şu an bakıldığında babamın toprağında iki kız kardeş olarak mücadele veriyoruz ve aslında bilmediğimiz alışkanlıkları olan, kültür ve davranışları olan bir ilçede, bir şehirde varlık göstermeye çalışıyoruz ve bunu da yine kendi vizyonumuzla, eğitimimiz, işte dünyada gördüğümüz, gezdiğimiz yerler, genel akıştaki kendimizi geliştirdiğimiz her alanı buraya katmaya çalıştığımız bir durum var. Ve bu da dolayısıyla farklılık gösteriyor. Yaptığımız ufak bir detay bile insanların ilgisini çekebiliyor. Ben hep şöyle bakıyorum, reklamcı olduğum için de ben aslında bunu söyleyebilirim. Ben kendimi hep müşteri tarafına koyarak hizmet vermeye çalışıyorum. Buraya gelen kişi bir bardak su aldığında bile onun hangi elle neresinden sunumun yapıldığı, o bardağın işte üzerinde toz olmaması, oturduğu yerin temizliği, işte masa örtüsünün bir şekilde kusursuz olması. Bunların hepsi aslında başarıyı destekleyen çalışmalar diyebiliriz. Ege Bay Recep Ege'yi evinin bahçesi gibi gören ve büyük bir titizlikle siz değerli müşterileri için hazırlık yapan Burşem Ege, bakın Ege Bay Recep Ege'de neler neler yapıyor. Ege Bay Recep Ege'de bakalım sizleri neler bekliyor. Benim kıstasım aslında değer vermek. Öncelikle kendime değer vermek, sonra gelen misafirime. Bu benim evim, bu kişiler evime de geliyor olabilirdi. Ben yine burayı evimin bahçesi gibi görüyorum ve bir şekilde onlara hizmet vermek istiyorum. Burada gerçekten konforlu zaman geçirebilmeleri gerekiyor. Olayım aslında tamamen konforlu ve ulaşılabilir lükse aşina oldukları bir yer haline getirmek istiyorum. Biz Ege Bay Recep Ege'yi bir etkinlik alanı olarak düşünüyoruz. Sadece düğün salonu demek, buraya sadece restoran demek ya da buraya sadece bar demek onun büyük sıfatlarını birazcık böyle kısıtlamış olacak. Bu anlamda çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum çünkü mimarimizi ona göre yaptık. Alana girdiğiniz andan itibaren 400 araçlık otoparkımız sizi karşılıyor. Ve otoparktan aracınızdan indiğinizden böyle yaklaşık 2-3 metre sonra masalarınıza oturabiliyorsunuz. İşte parke taşlarıyla döşeli bir alan var. Çim alanımız çok fazla ağaçla ya da ışıkla bölünmeyen bir alanı var. Geniş masaları kurabildiğimiz. Çok rahat 1500 kişinin birbirine değmeden masa düzenine alınabilecek çok büyük bir yeşil alanımız var. 25 metrelik bir sahnemiz var. Gece sonunda after party'e devam edebileceğimiz, arkamızda gördüğünüz bir bar alanımız var. Öncesine gelirsek de çok güzel bir gelin damat odamız var. İçerisinde işte soyunma kabininin olduğu, işte duşunun olduğu, özellikle uzaktan gelen misafirlerin ağırlanabildiği, çok geniş bir terasa sahip bu alan. Bu gördüğünüz alan dışında bir de bir kat aşağımızda yer alan, çok rahat 400-500 kişinin aynı anda yemek yiyebileceği bir alanımız var. Adım attığınız an kendinizi deniz kenarındaymışsınız gibi hissedeceksiniz.
kendinizi sanki deniz kenarında bir alanda hissedebileceğiniz, görsel olarak sizi böyle tatilde hissi verebilecek bir alanımız olduğu için biz burada akşamları kokteylinizi içebileceğiniz, isterseniz kahvenizi içebileceğiniz, zaman zaman partilerin yapıldığı, canlı müzik gecelerinin olduğu, ayak basma sayınızı arttıracak çeşitli etkinlikler düzenliyoruz ve çok da keyifli geçiyor. Ve işte Burşem Ege'den bu işi yapmak isteyenlere tavsiyeler. Bir mekan açarken, kurgularken muhakkak ki çevredeki tesislere, işletmelere bakmak lazım. Oralara kimler geliyor ve nasıl bir hizmet sistemi, dili oluşturmuşlar diye aslında bunu düşünmek gerekiyor. Ama eğer onların sizin hayalinizle örtüşmediğini düşünüyorsanız, siz kendinize layık olan, kendinizi değerli göreceğiniz şekilde devam etmeniz gerekiyor. Ege Bay Recep Ege'de mutlu insanlar görmek isteyen Burşem Ege'nin hedefleri neler? Gelin hep birlikte dinleyelim. Vallahi ben Ege Bay Recep Ege'de mutlu insanlar görmek istiyorum. Ve her yaştan insanın burada keyifle zaman geçirebildiğini görmek istiyorum. Bu zaman zaman işte böyle büyük bilet firmalarıyla anlaşarak sattığımız 4000 kişilik konserler olabilir. Belki dünya çapında DJ'lerin geldiği DJ partiler olabilir. Bunun dışında biz ufak ufak restoran hizmeti de veriyoruz ama çok rezervasyon usulü devam eden bir yöntem var. Bunu birazcık daha geliştirerek 20-25 masaya her akşam hizmet verebileceğimiz bir konsepte girmek istiyoruz. Ben ama ilk açıldığım zamandan beri her yaştan insanın gelmesini, çevre ilçe ve şehirlerden insanların buraya dolu dolu gelmesini beklediğim bir alan aslında hayal ettim. Peki bu eşsiz mekan nerede? Fazla uzağınızda değil. Burası Ege Bay Recep Ege. Çine'yi az geçince ama otoban üzerindeyiz. Aslında bizim lokasyonumuz çok kolay. Sadece Aydın ilinde kilometreler çok daha uzunmuş gibi anlaşılabiliyor. Bize ulaşmak kolay, bekliyoruz.